merhaba arkadaşlar. Üstü sayıların ÖSYM tadında test ile devam edelim. Birinci sorumuz x, y, z bize sayı doğrusuna göstermemizi istemiş. Şimdi x'in küpü 8 olduğuna göre x değerimiz o zaman 2'dir. Y üzeri 5 32 olduğuna göre, şimdi y 2 olmuş olsaydı 32 gelirdi. 33 olduğuna göre demek ki y sayısı 2'den büyük bir sayı. Z üzeri 7 mesela z 2 olsaydı 128 gelecekti. Ondan küçük geldiğine göre o zaman z sayısı da 2'den küçüktür diyebiliriz. Bunları sıraladığımızda burada en küçük z olacak. Daha sonra x gelecek. Daha sonra da y olacak. Buna bağlı olarak sıraladığımızda x'in zaten direkt 2 olduğunu biliyoruz. O zaman x'e direkt 2 de bulduk. Hepsini de aynı şekilde vermiş. Z ondan küçük olacaksa o zaman nedir? B şıkkında. Y de zaten ondan büyük olacak. O zaman B şıkkı doğrudur. İkinci sorumuzda ABC değerleri gösterilmiş. Hangileri bir tam sayıdır demiş. Şimdi bunların hepsini mesela 3 üzeri 4, 6 üzeri 4 de şöyle yazalım. 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 yazalım. 9 yerine de 3 üzeri 2 yazdığımız zaman burası 3 üzeri 8 geldi. Şimdi B dediğimiz ifade 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4. A da 3 üzeri 4. Sadeleşti 2 üzeri 4'ten 16. Yani bir tam sayı gelmiş oldu. Bunun dışında ikinciye baktığımız zaman A 3 üzeri 4, C 3 üzeri 8, B 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 geldi. Şimdi 3 üzeri 4'ler sadeleşti ama 3 üzeri 8 2 üzeri 4'ü de bölünmeyeceği için buradaki ifade tam sayı olmaz. İkinci öncül gitti. 3'e baktığımız zaman 3 üzeri 8 bölü 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4. Burada da yine aynı şekilde 3 üzeri 4 bölü 2 üzeri 4 geldiği için yine bir tam sayı olmaz. O yüzden doğru cevabımız yalnız 1 gelir. Üçüncü sorumuzda tabloda ABC'de gerçek sayıların değerleri gösterilmiş. Hangi ikisi çarpıldığında en büyük sonuç elde edilir? Şimdi öncelikle düzenleyelim. A dediğimiz ifade 4 yerine 2 üzeri 2 yazdığımızda A 2 üzeri 8 yazabiliriz. 8 yerine 2 üzeri 3 yazdığımızda burası 2 üzeri eksi 15 olacak. 1 bölü 2 üzeri eksi 15 olduğu için burası direkt 2 üzeri 15'e eşit olacak. 16 yerine 2 üzeri 4 yazdım. Burası 2 üzeri 12 paydada olduğu için paya çevirdiğimizde 2 üzeri eksi 12 geldi. Burası 2 üzeri 4'ün 3. kuvvetinden direkt 2 üzeri 12'ye eşit oldu. Şimdi bakalım. A ile D'nin çarpımı 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 12'nin çarpımından 2 üzeri 20 gelir. B ile D'nin çarpımı 2 üzeri 15 ile 2 üzeri 12'nin çarpımından 2 üzeri 27 gelir. B ile C'ye baktığımız zaman 15 ile eksi 12'den dolayı kuvvetleri topladık. 2 üzeri 3 geldi. A ile C'ye baktığımız zaman 2 üzeri 8, 2 üzeri eksi 12'den 2 üzeri eksi 4 oldu. C ile D'ye baktığımız zaman da zaten 1 geldi. 1 eksili 1 artılı çünkü. O halde gelebilen en büyük sonuç B şıkkında verilmiş. Dördüncü soruda n tane A üzeri X sayısının toplamı n çarpı A üzeri X'tir. Zaten bunu biliyoruz. Bize A sayısını bulalım. 6 üzeri X çarpı 6 üzeri X'ten dolayı burası kuvvetleri toplayacağımız için 6 üzeri 2X. Paydada da 3 çarpı 4 üzeri X gelecek. Burayı şöyle düzenleyebilirim. 6 yerine 3 çarpı 2 yazdığımızda 3 üzeri 2X. 2 üzeri 2X gelecek. Payda da 3 var. 4 üzeri X yerine de 2 üzeri 2X yazabilirim. Ve buradaki ifadeler sadeleşir. O zaman A dediğimiz ifade 3 üzeri 2X eksi 1 olacaktır. A değeri. Olduğuna göre A sayısı için hangileri doğrudur demiş. Şimdi her X doğal sayısı için tam sayıdır demiş. Şimdi her X doğal sayısı için. Mesela X yerine 0 vermiş olsak burası 3 üzeri eksi 1 olacak ve 1 bölü 3 bir tam sayı olmayacağı için birinci öncül olmaz. 2'ye baktığımız zaman her x pozitif tam sayısı için tam sayıdır demiş. Şimdi her x için mesela pozitif tam sayı 1 verdiğimiz zaman 3 üzeri 1'den 3 gelir olur. 2 versek zaten kuvvet her türlü pozitif geleceği için bu ifade bir tam sayıya eşit olacaktır. Yani ikinci öncülümüz doğrudur. 3'e baktığımız zaman her x negatif tam sayısı. Şimdi mesela x'e eksi 1 verdiğimiz zaman 3 üzeri eksi 3 olacak burası. Ve 1 bölü 3 üzeri 3'ten dolayı 1 bölü 27 tam sayı olmayacak. O yüzden doğru cevabımız yalnız 2 gelir. Beşinci sorumuzda şekillerden her biri temel 4 işlem sembollerine denk gelmektedir demiş. Buna göre ABC'de pozitif tam sayı olduğuna göre hangisi doğru olabilir? Şimdi burada 75 ile buradaki ifadeyi ancak ne yaptığında burada 100'ü elde edebilir ona bakalım. Mesela 75 ile burası 5'in kuvvetlerinden burası 2 olmuş olsa yani 25 gelse 75 ile 25'i toplayıp 100'ü elde edebilir. O zaman üçüncüsü artı olacak deriz. Bunun dışında ya bölme ya çarpma olacaksa ikincisi için. Şimdi 9 vermiş. Burada 3 olması lazım. Buradaki ifadeyi 3 üzeri B ifadesinde. Biz mesela B'ye 3 vermiş olsak 27 bölü 9 olsa 3'ü elde ederiz. Çarpma olamaz çünkü. Sayımız küçük. O yüzden aradakine bölme diyebiliriz. Bunun dışında çarpma ya da eksilerden. Mesela 16
32'yi elde edebilmek için 2 üzeri 1 olsa burası ve aradaki de çarpma olsa 2 çarpı 16'dan da cevabımız 32 gelir. O yüzden çarpma, bölme, toplama olacak şekilde C doğru cevaptır. 6. sorumuzda olduğuna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi A'ya bakalım öncelikle. Burası zaten 3 üzeri 4'ümüz var. 9 yerine 3 üzeri 2 yazdığımız zaman 3 üzeri eksi 10 olacak. Pay'a geçtiği zaman da 3 üzeri 10 geldi. B'ye baktım. 81 yerine 3 üzeri 4 yazdık. Üzerine de 3. kuvvetinden 3 üzeri 12. 3 üzeri 4'e pay'a çıkarttığımız zaman 3 üzeri eksi 4 oldu. C zaten 3 üzeri 2 vermiş. 9 yerine 3 üzeri 2 yazdım. 3. kuvvetinden dolayı da 3 üzeri 6 geldi. Kuvvetleri çarptık. Şimdi buradaki ifade düzeni de 3 üzeri 14. Burası 3 üzeri 8. Burası da 3 üzeri yine aynı şekilde 8 gelecek. O zaman A büyük, B ve C birbirine eşit olacak şekilde D doğru cevap. 7. soruda aşağıda her iki uzun çizgi arası eşit 10 bölüme ayrılmış cetvel gösterilmiş. Büyüteç ile ardışık iki çizgi arasında gösterilen uzunluk dikkate alındığında x kaç olmalıdır? Şimdi iki çizgi arasındaki uzaklık 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak verilmiş. Şimdi her birinde de mesela burada iki çizgi dediğimiz mesela 0, burası 1 gibi. Burada her onar onar ayrılmış bunlar. Kaç tane x'e kadar kaç tane gelmiş ona bakalım. 10 tane burada, 10 tane burada, 20, 30, 40 tane, 2 tane kısa çizgi var. Yani 40 tane bu aralıktan var. O yüzden ben bu ifadeyi 40 ile çarparsam o zaman x'in değerini bana verecek. Çünkü kısa aralıkları biliyoruz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 tane. Bu kısa aralıklardan bir tane uzun kenar arasında 10 tane varsa o zaman burada 4 tanesi de 40 tane 2 kısa çizgi arası gelecek. Çarpıp burayı düzenleyelim. Burası 2 çarpı 2 üzeri 1. Hatta onu da şöyle yazalım. 10 dediğimiz ifade nedir? 2 çarpı 5 üzeri eksi 2 diye yazabiliriz biz burasını. Bunda üstü sayıları kullanarak 2 üzeri eksi 2, 5 üzeri eksi 2 geldi. 40'ı da şöyle yazabiliriz. 8 çarpı 5, 8 de 2 üzeri 3 çarpı 5 olarak yazabiliriz. Bu ifadeyi şimdi düzenleyelim. 2'nin kuvvetlerine bakıyorum önce. 1 var, eksi 2 var ve 3 var. Topladığımız zaman eksi 1, burası 2 gelecek. 5'in kuvvetlerine baktık. Eksi 2, burada da 1 var. 5 üzeri eksi 1 geldi. Düzenlersek 4 bölü 5. Genişletelim. Burası nedir? 8 bölü 10'dan 0,8'e denk geldi. 8. sorumuzda verilen sayılardan hangisi çarpıldığında demiş elde edilebilecek en büyük sayı, yine herhangi ikisi çarpıldığında elde edilecek en küçük sayının kaç katıdır demiş. Şimdi öncelikle bunları düzenleyelim. Burası 2 üzeri 4. Yine 2 üzeri 4 olarak kalsın. 4 yerine 2 üzeri 2 dedim. Bunun 4. kuvvetinden 2 üzeri 8 geldi. 8 yerine 2 üzeri 3 yazdık. Üzerinde eksi 2. kuvvetinden dolayı eksi 6 oldu. 2 üzeri 4, burası o zaman 2 üzeri eksi 4 oldu. 2 üzeri 5'in 2. kuvvetinden de 2 üzeri 10 geldi. Buna göre en büyük sayıyı bulalım öncelikle. Nedir? 2 üzeri 10 ile 2 üzeri 8'i çarparsak en büyüğü elde ederiz ve buradan 2 üzeri 18 gelir. Kaç katıdır dediğine göre böleceğiz o zaman. Buna göre en küçüğü bulalım. En küçük içinde nedir? 2 üzeri eksi 6 ile 2 üzeri eksi 4'ü çarparsak buradan da 2 üzeri eksi 10 gelebilecek en küçük sayıdır. Eksi 10'u paya çıkardık. 18 artı 10, yani buradan da 2 üzeri 28 geldi.